Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Tığdan tel kenar modelleri anlatımımıza devam ediyoruz. Sizlere yeni bir model hazırladım. Oldukça değişik ve hoş görünüyor. Her türlü şal, yelek veya battaniye gibi örgülerinizin kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben modeli rahat anlayabilmeniz için kalın bir iple çalıştım. Angora iplerle daha ince ve zarif duracaktır. Bebek örgülerinin kenarlarına da çok hoş duracaktır. Kumaş tığlarken de bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgör.com adresini ya da şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben bir sıra ön hazırlık için tekrar trabzanımı hazırladım. Şimdi 3 tane zincir çekerek örgümü ters çeviriyorum. Hemen zincirimin dibine tekrar batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzan elde etmiş oluyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu trabzanımın bittiği 2 ilmeğime girerek buradan 1 ilmek çekiyorum. Sonra bu 2 ilmeği kapatarak bir pipirik oluşturuyorum. Hiç zincir çekmeden başını dolayıp aynı deliğe bir kez daha giriyorum. Ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı da tamamlıyorum. Bu şekilde çiftli trabzan ve tepesinde ortasında bir pipirik elde etmiş oluyorum. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 9 ters çevirmeden ön yüzünden zincirimi şu şekilde geçiriyorum ve buraya ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Buradan bir tane ilmek çekiyorum ve bu 2 ilmeği kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra bu 9 zincirimi şu şekilde yukarıya alıyorum. Bu 9 zincirimin içerisine sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne ile doldurdum. Başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanıma batıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanlarımın bitiş noktasına şu şekilde ilmeğimin içerisine giriyorum. Buradan çıkarttığım ilmeğimi zincirimle kapatarak bir pipirik oluşturuyorum. Daha sonra tekrar aynı yere batıyorum ve 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Dokuz tane zincir çekiyorum. Şu şekilde zincirimi ön tarafıma alıyorum. Bakın ipim arka tarafta, zincirimi modelimin ön tarafına alıyorum. Şu başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve buradan bir ilmek çıkartıp kapatıyorum. Şu şekilde tepesine bir delik oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Sonra bu deliğin içerisine 10 tane sık iğne yaparak dolduruyorum. Hiç zincir çekmeden, ara vermeden 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanıma batarak aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu şekilde devam eden bir kenar danteli. Ben rahatlıkla görebilmeniz için oldukça kalın bir iple çalıştım. İnci iplerle oldukça zarif ve kibar duracaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.